Şimdi hocam hayırlı işler, bereketli günler diliyorum. Şimdi Pınar Hanım esnaflarımızı ziyaret ediyor. Ondan sonra siz de Pınar Hanım hakkında hem görüşlerini hem fikirlerini alalım. Biz misafirleri getirdiğimiz zaman çayımız, çöreğimiz, ikramımız muhtara hediye olacak mı? Oradan girelim. Bizim muhtara her zaman hediyemiz vardır. Kendisini bekleriz. Kendisine bu aday sürecinde başarılar deriz. İnşallah seçimi kazanır. Kendisi de beraber bu mahallemizde güzel güzel yaşar, işlerimize bakarız. İnşallah. Bak şimdi muhtar bana dedi ki, buyurun. Ben dedi muhtar olursam dedi, evet. Muhtarlık binasını genişleteceğim dedi, bir tarafa bir oda yapacağım, yaşlılarımız gelsin orada çayını içsin, bedava sohbet etsin. Doğru demiş. Güzel de. Güzel fikir. Bir taraftan da diyor ki kadınlar gelsin, ipini vereceğim örsün. Evet. Kimisi atkı yapsın, kimisi çorap yapsın, kimisi eldiven yapsın, bir ücret karşılığı alayım. Evet. Hem kadınlarla mahalle kültürünü ayakta tutalım. Çok güzel. Hem de kadınlarımız bir ek para kazansın. Teşekkür ederim. Evet. O zaman çaylar var ya orada, çayımız evet. Var ama evet. Demek ki çörekleri de sen göndereceksin. Canı sağ olsun. Değil mi? Canı en azından veren el, alan elden üstündür. Kesinlikle. Bir taraftan vermemiz gerekiyor. El de yüzüğü kadar. Evet. Onun için bir kadın eli şart değil mi? Kesinlikle. Her yerde bir kadın eli şart. Değil mi? Burada da. Her dükkanda, her evde, her mahallede, her şehirde, her ülkede bir kadın eli şart. Harika. Teşekkür ediyorum ben de desteğinden dolayı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.